1 Mart 2021 Macaristan'dan Sırbistan'a geçtik. Passau'dayız. Macaristan gümrüğüne geldik. İngiltere bekliyoruz. Ancona'da led beklemedeyiz. Şu an Sırbistan gişelerinden geçtik. Tamam, saat 7 gibi gümrüğünü bekledim. Yola çıktık. Macaristan Sırbistan sınırına doğru geliyoruz. Kocaman kocaman çukurlar var. Çok yavaş gidiyorduk ama açılışı biz yaptık. Zil Yolu ekibine haber vermek istedik. İlk sefer katılıyorduk biz bu gruba. Aramın 12 Mart 2021 saat 14. İyi akşamlar. 11 Mart 2021 saat 20 sıralarında Macaristan Sırbistan gümrük kapısındayız. Şu an epey boş gözüküyor. Çok güzel geldik. Yollar iyice boşaldı. Budapest civarı epey bir kalabalıktı. Şimdilik çok iyi gözüküyor. Sanki 2-3 araba var gibi önümüzde. Daha sonra yine bilgilendiririz. İyi akşamlar. 11 Mart 2021 saat 21.30. Macaristan'dan Sırbistan'a geçtik. İlk benzin istasyonundan bir telefon kartı aldık. 5 euroya. Orada hemen takıldı. Kasadaki çocuk takıyor. Tavsiyem kasadaki çocuğa telefonun dilini de değiştirin. Ben onu düşünmemişim. Sırpça da bütün her şey. Biraz zorluk çektik ama başardık en sonunda. Gördüğünüz gibi daha erken saatlerde olmasına rağmen yollar bomboş, yol bomboş. Tabii bir de Mart ayı olmasından dolayı yollar çok temiz, çok rahat gidiyoruz. Şu ana kadar Almanya'dan yola çıktığımızdan beri hiçbir yerde korona testiyle ilgili bir soru sorulmadı. Gümrüklerde hiçbir şekilde arama olmadı. Macaristan'dan çıkarken pro forma sadece bir bagaj açılıp kapandı. Her yerden çok rahat geçildi. Biz 3 şoför olduğumuz için durmadan devam etmek istiyoruz. Covid'den dolayı hiçbir yerde kalmayı düşünmüyoruz. Dönem dönem haberdar ederim sizleri. İyi akşamlar. Selam arkadaşlar. Biz İngiltere'de 3. ayın 11'i sabah saat 8'de yola çıktık. Şu an Passau'dayız. Sadece Fransa gümrüğünde bizden test istediler ve ondan sonra hiçbir ülkede Fransa, Belçika, Hollanda, Almanya olmak üzere hiçbir ülkede test sormadılar. Biraz sonra Avusturya'ya giriş yapacağız. Burada da sadece tahminimce bir pasaport kontrolü yapılıyor. Yollar güzel. Evet, karşı taraf trafik yok. Sadece kamyonlar çeviriyorlar. Evet, İngiltere'de gelecek olan arkadaşlara söylüyorum. Euro tünelden bilet alacağınız zaman orada Covid-19 yazısını tıklayarak formlar var. Orada 4 tane form var. O formları çıkartıp doldurmaları lazım. Ve Türkiye'ye gelirken gerekçe olarak ne gösteriyorlarsa onun üzerine evrak almaları şart. Evrak olmadan geri çevirme riski çok yüksek. Onun için evrak olması lazım. Yani hastası varsa işte hastasının adına evrak olması lazım. İş için gidiyorsa
iş için evrak olması lazım veya şirketin yazı yazması lazım. Diğer formlar da normal, işte öksürmüyorum, hapşırmıyorum, ben sağlığım yerinde. Basit formlar. Önemli olan sadece testiniz ve ne için gidiyorsunuz, onun için de evrak olması. Yolda olan arkadaşların yolu açık olsun. Yine eğer Macaristan, Sırbistan, Bulgaristan gümrüğünde canlı yayın yaparım. Şu an saat gece 1:05 geçiyor. Teşekkürler. Buradan Sılay Yolu ailesine de çok teşekkür ediyorum. Hepsi bize bırakmadı, yardımcı oldular. Kolay gelsin. Arkadaşlar iyi akşamlar, hayırlı yolculuklar. Biz ayın 11'inde Bremen'den gündüz saat 11.30'da çıktık. İstikametimiz Çekoslovakya, Macaristan üstü geliyoruz. Yollar çok güzel. Gümrüklerde ne arayan var, ne soran var, ne pasaport kontrolü, ne Covid testi. Hiçbir şey sormadılar. Zaten kimse de yok. İşte Macaristan'dan gidiyoruz. İstikametimiz Family Hotel. Orada bu akşam yatacağız. Allah nasip ederse yarın görüşürüz. Herkese hayırlı yolculuklar. Selam arkadaşlar. Şu an Macaristan gümrüğüne geldik. 3. ayın 11'inde İngiltere'de çıkış yaptık. Macaristan gümrüğünde şu an araç yok ama Avusturya Macaristan. Dönüş yönünde baya bir trafik var. Gümrükte baya bir bekleyen arkadaşlar var. Ama gidiş yönünde araç yok. Gördüğünüz gibi. Test falan kimse istemiyor. Direkt yolculuk yapılıyor. Lütfen soldan sürün. O zaman E60. Evet, bakalım kaç araç var. Şu an önümüzde sadece 2-3 araç var. Ve onlar da direkt devam ediyor. Selam arkadaşlar. Biz 3. ayın 11'i sabah saat 8'de İngiltere'de çıktık. Fransa, Belçika, Hollanda, Almanya, Avusturya, Macaristan. Sadece Fransa bizden koronavirüs testi istedi ve ondan sonraki ülkeler hiçbiri test sormuyor. Yolların hepsi boş. Sadece Türkiye'den Almanya'ya gidiş Avusturya gümrüğünde trafik vardı. Bir bayağı vardı. Ama Türkiye gidiş yönünde şu an hiçbir yerde trafik yok. Ve hiçbir yerde de test sormadılar. Şu an 3. ayın 12'si. Macar'dayız. Yolculuk güzel geçiyor. Gelmek isteyen arkadaşlara tavsiye ederim. Yani ben ilk defa görüyorum yolun böyle boş olduğunu. Bu mevsimde olduğu içindir galiba. Ama Alman plakalı araçlar var. Yine Alman plakalı arkadaşları yolda gördük tabi. Teşekkürler. Evet, Ancona'da bilet beklemedeyiz. An itibariyle. Merhaba arkadaşlar. Biz şu an Sırbistan gişelerinden geçtik. Yaklaşık önümüzde bir 20-30 araç vardı. Fazla da sürmedi. Bir 10 dakikamızı aldı. Format icabı gümrük bir şey var mı diye soruyor. Sonradan geçip gidebiliyoruz. Selamünaleyküm. Sabah saat 7 gibi Nürnberg'den yola çıktık. Avusturya sınırında hiçbir şey sormadılar. Direkt geçtik. Macaristan'da nereye gidiyorsunuz diye sordular. Türkiye dedim. Tamam dediler. Elime şu kağıdı verdiler. Zaten ilk benzincide Only for Transit yazıyor. Oraya girdik. Şimdi bir mola yapıyoruz. Akşama inşallah Sırbistan'daki Bosporus Otel'de kalmaya düşünüyoruz. Oradaki sınırdan da bilgi atacağım inşallah. Herkese hayırlı yolculuklar.
Evet arkadaşlar, şimdi Sırbistan, Macaristan, Sırbistan sınırına doğru geliyoruz. Önümüzde hiç araba yok. Şimdiye kadar hiç kontrol falan olmadı. Gece family otelde geceledik. Şimdi hep beraber Macaristan sınırına doğru gidiyoruz. Önümüzde bakayım 4 araba falan var. 4-5 araba var. 2 dişi açık. Bakalım ne olacak Sırbistan'da. Şimdilik herkese hayırlı yolculuklar. Günaydın herkese. Sırbistan'dan Bulgaristan'a girerken inşaat var. Kocaman kocaman çukurlar var. Çok yavaş gidiyorduk ama açılışı biz yaptık. İki tekerimizi patlatabildik. Dördüne gücümüz yetmedi. İzin yolu ekibi bize inanılmaz güzel bir şekilde yardımcı oldu. Sabahın dördü gibiydi. Çok güzel yardımcı oldular. Bize bir ekip gönderdiler. İşte biraz bekledik tabii ki de Sofya'dan gelmelerini. Ve bizi şimdi Sofya'ya getirdiler. Lastikçide. Lastiklerimiz değiştirilecek ve yolumuza devam edeceğiz. Tüm ekibe çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel ilgilendiniz. Kendimizi çok güvenir hissettik. Daha sonra daha detay. 12 Mart 2021. Şu an sabah Bulgaristan Sofya'dayız. Saat 9 sıraları. Gece 4 gibi Sırbistan'dan Bulgaristan'a girdikten sonra inşaatlı yol ve çok kötü yol, yollar bozuk, ne diyorlar, çukurlar var. Çok yavaş gidiyorduk ama çukurları birine denk geldik, çok kötü bir şekilde denk geldik ve bir değil, kabiliyetimizden dolayı iki tekerimiz birden patladı. Bu ön tekeri şimdi değiştirdiler. Sıra arka tekere geldi. ADAC'miz var ama ilk etapta izin yolu ekibine haber vermek istedik. İlk sefer katılıyorduk biz bu gruba. Çok teşekkür ediyoruz. Bizimle çok ilgilendiler. Çok ıssız bir yerde maruz kaldık. Gecenin bir vakti. Dilini bilmediğimiz bir ülkede. Almanya'dan olsun, Bulgaristan'dan olsun, Türkçe bilen adminler, gönüllü görevliler hepsi birer bizi aradı. Çok ilgilendiler. Çok güvende hissettik kendimizi. İşte bizi gelip alacak aracın plakasına kadar, şoförün resmine kadar gönderildi. Onun haricinde yani kimse sizi gelip almayacak diye. Bizi taşıyıp buraya getirdiler, Sofya'ya. Bir lastikçiye getirdiler. Tabii sabah çok erken saat olduğu için beklemek zorunda kaldık. Ama inanın içimiz çok rahattı. Kendimizi çok iyi hissettik. Şunu söylemek istiyorum. Evet, biraz zaman kaybetmiş olduk bu yolculukta ama çok değerli bir tecrübe edindik. Herkesi tavsiye ederiz. Yola çıkarken gruba dahil olun. Kendinizi yalnız hissetmiyorsunuz. Bildikleriniz ve bilmedikleriniz her şeyi tekrardan çok net bir şekilde öğrenebiliyorsunuz. Adminler gece boyunca bizi, yani dediğim gibi, yalnız bırakmadılar. Çok teşekkür ediyoruz. Çok değerli bir iş yapıyorsunuz. Kolay gelsin. Evet, Sofya'dan görüntüler. 12 Mart 2021 saat 10:30 sabah. Bazılarınız görmüştür. Biz gece bir talihsizlik yaşadık sabaha karşı. Tekerleklerimiz tamir oldu. İzin yolu gönüllü adminler bizi çok güzel yönlendirdiler, bize çok güzel destek çıktılar. Onların sayesinde çok huzurlu bir şekilde işlerimizi hallettik.
Ve şimdi Sofya'dan geçiyoruz. Size de biraz Sofya'dan görüntü vermek istiyorum. Ben herhalde bir 6 sene önce en son buradan geçmiştim. Şehir çok değişmiş. Herkese iyi yolculuklar. Adminlere tekrar çok teşekkür ediyorum. Daha sonra değişiklikler olursa bilgilendiririm. İyi yolculuklar. Merhaba. 12 Mart 2021 saat 14 Kapıkule. Bulgaristan çıkışı problemsizdi. Hatta biliyorsunuz biz bir ufak talihsizlik yaşadık ve uzun kalmak zorunda kaldık Bulgaristan'da. Hiçbir sorun çıkmadı, hiç sormadılar. Yani 3 dakikada çıktık. Şimdi Türkiye girişindeyiz. Epey bir araba var. 2 sıra, 2 gişe açık. Şimdi nasıl devam edeceğiz? Henüz tabii bilmiyoruz. Ben sizi daha sonra bilgilendireceğim. Ama şimdiye kadar her şey çok güzel gidiyor. İyi yolculuklar yolda olanlara. Evet, 12 Mart 2021 saat 14.40 herhalde, 14.40 gümrükten de çıktık. Bazı şeyleri, birkaç detay vermek istiyorum. Biz bir macera yaşamak istedik herhalde ve bir de bunun doğru olduğunu düşündüğümüz için PCR test yapmadan geldik buraya. Gümrük kapısında bir form doldurduk. Direkt evimize gideceğimize dahil ve orada zaten biz testimizi yaptıracağız ve o testi yaptırdıktan sonra da karantinadan çıkmış olacağız. Hiçbir sorun çıkmadı. Hani diyorlar ya, testsiz alınmıyor, testsiz gelmeyin. Öyle bir şey yok. Bir form dolduruyorsunuz ve sorunsuz geçiyorsunuz. Bu arada gümrük memurlarını tebrik etmek istiyorum. Çok kibar, çok nazik, hiç incitmeden, kabalık yapmadan işlemlerini ciddi bir şekilde yaptıkları bizim bu sefer çok çok dikkatimizi çekti ve inanılmaz hoşumuza gitti. Yoldaki arkadaşlar, dikkatli gelin lütfen. Yolunuz açık olsun. Daha sonra ben size dönem dönem yine birkaç video atarım tabii ki. Yani bu test yaptırdıktan sonra durumumuz ne oldu diye. Ama şu an itibariyle ben konumumu da kapatıyorum. Herkese iyi yolculuklar. Selam arkadaşlar. 3. ayın 11'i İngiltere'den başlayan yolculuğumuz. Şu an Bulgaristan'dayız. 3. ayın 12'si. Bir bilgi vermek istiyorum. Özellikle İngiltere'de gelen vatandaşlar için Kapıkule'de test, 72 saatlik testi olmak zorunda ve de 14 gün karantina uygulanıyor kesinlikle. 10 gün içerisinde Sağlık Bakanlığı gelip test yapıyor. Eğer negatif çıkarsanız serbestsiniz. Ama pozitif çıkarsa 14 gün karantinayı kesinlikle geçiriyorsunuz. Bilgi vermek istedim. İngiltere'den gelecek arkadaşlar için. Avrupa için geçerli değil bu bilgi. İngiltere'de gelen arkadaşlar için geçerli. Burada İzin Yolu ailesine teşekkür ediyorum. Özellikle adminlere, Ramazan Bey'e teşekkürlerimi iletiyorum. Kolay gelsin.